Herkese merhaba. ClickSense Set Analizi başlangıç eğitimimize hoş geldiniz. Umarım herkes beni duyabiliyordur şu an. Süper. ClickSense Set Analizi başlangıç eğitimimize hoş geldiniz. ClickSense'de hali hazırda katılımcılarımızın hemen hemen hepsinin aslında set analizi ifadeleri yazdığını varsayıyorum. Ama yine de iki ayrı kısımda inceleyeceğiz. Bu haftaki eğitimimizde ClickSense'de set analizi nedir, neden kullanırız veya bir set analizi ifadesini nasıl yazarız konularına değineceğiz. İkinci eğitimimizde daha advanced örnekler yapacağız. Şimdi ClickSense'de ben bu eğitim içerisinde için bir uygulama oluşturmuştum. Bu uygulamayla başlayalım. Sonra birkaç tane örnek yapacağız. Sonrasında da sizin sorularınızı alacağım. En sona siz aralarda sorularınızı yazabilirsiniz. Ben bütün anlatacaklarım bittikten sonra tek tek soruları cevaplandıracağım. Önce dediğim gibi set analizi nedir? Biraz ondan bahsedelim. Set analizi geçerli seçimlerle tanımlanan normal kümeden farklı bir veri değerleri kümesi tanımlama yolu sunan bir özellik. Yani ne demek bu? Biz ClickSense'de bir KPI objesi, bir bar chart yaptığımızda ve filtre objelerinden seçimler yaptığımız zaman bu objelerimiz, bar chartlarımız, KPI objelerimiz, yaptığımız tüm hesaplamalar yaptığımız seçim özelinde güncellenir. Örneğin toplam satışımız 26 milyon ama ben bir bölge seçimi yaptığımda, örneğin sadece Marmara bölgesinde yapılan satışları merak ediyorum diye Marmara bölgesini seçtiğim zaman bu durumda bu hesaplamam Marmara bölgesi özelinde güncellenecektir. Ancak belli durumlarda, bazı durumlarda biz bir seçim yapmadan da spesifik olarak örneğin sadece Marmara bölgesinin satışlarını bulma ihtiyacı duyabiliriz. Bu tip durumlarda bunu genelde aslında şeye benzetebiliriz. Excel'de SAMIF kullanıyoruz. Buna benzetebiliriz. Veya SQL'deki bir ver koşuluna benzetebiliriz. Click'te de, ClickSense'de de böyle bir hesaplamayı yapabilmek için set analizi ifadesi yazıyoruz. Bu aslında Excel'deki SAMIF'e benziyor dedim ama daha çok SQL'deki where condition'a benziyor diyebilirim. Çünkü set ifadeleri ile gerçekten çok fazla şey yapabiliyoruz. Set analizi aslında basit bir araçtır ama gelişmiş bir sintaksa sahiptir. Mevcut seçimlerimizden farklı bir küme tanımlamamıza izin veriyor. Temel olarak bir SQL where koşulu tanımlamaya benziyor aslında. Örneğin buradaki bebek kategorisi satışlarını ele alalım. Toplam satışlarımız 26 milyon ama spesifik olarak bebek kategorisindeki toplam yaptığımız satışlar 3 milyon civarında bir değer. Biz bunu hesaplamak için, bulabilmek için şu şekilde bir ifade yazdık. Dedi ki sum, burada özellikle çoğu kullanıcı tarafından kafa karıştırıcı bulunan işte buradaki aslında parantezler, açılı parantez veya süslü parantezlerin miktarının fazla olması, gelişmiş bir sintaksa sahip olmasından da bahsettiğim tamamen buydu. Ama aslında benim şuradaki yeşil bölgede gösterdiğim kategori eşittir bebek diye yazdığım kısım benim SQL'deki aslında where condition'ıma denk geliyor. Aradığım şey kategori alanındaki bebek kategorisi. Sadece bu değil, bu en basit yazdığımız set ifadesi aslında bir set ifadesiyle, çünkü bir set tanımlama, bir küme tanımlamanın birden fazla da yolu vardır. Bir seçim ile, bookmark ile, alternate state ile bu ben condition'ı yazabildiğimiz gibi temel küme matematiğinde olduğu gibi kümelerin birleşimi, kesişimi, farkları gibi tüm özellikler kullanılabilir. Şimdi İlk önce bir set analizi ifadesinin aslında komponentlerini inceleyelim. Çünkü önemli olan aslında komponentleri bilmek. Tüm bu bileşenleri öğrendiğimizde bunların farklı kombinasyonlarıyla ilgili
oldukça advanced işlemler yapabiliriz. Yazdığımız bir sum fonksiyonu, burada normal aslında ekranda gördüğünüz şu kırmızıdan kırmızıya olan parantezler, süslü parantezler içerisindeki ifadeyi şimdilik görmezden gelipsek, aslında bir sum veya bir işte field name, yani sum sales olabilir gibi bir sum satışlar gibi bir ifade yazıyoruz. Satışlar boyutunun hemen başına bir set statement, yani set ifadesi bileşeni geliyor. Bu set ifadesi bileşeni ise identifier, modifier ve operatörlerden oluşuyor. Eğer biz ayrı ayrı identifier, modifier ve operatörleri bilirsek, bunların kombinasyonlarını çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Ben bugün bunu tek tek hepsini ayrı ayrı anlatacağım. Identifier'lar nedir? Modifier nedir? Operatörler nedir? Bunları birlikte veya tek tek nasıl kullanıyoruz? Bunlardan bahsedeceğim. Ama daha sonrasında ClickSense'de set ifadeleriyle ilgili çalışmalar yaparken ClickHelp'ten oldukça faydalanabilirsiniz. Çünkü ClickHelp'te tek tek bunlar örnekler üzerinden de yine anlatılmıştır. Bir de community'den faydalanabilirsiniz. Click community'de de set analizleriyle ilgili oldukça fazla sayıda doküman bulabiliriz. Şimdi biz ne dedik? Identifier, modifier ve operatörlerden oluşuyor bir set ifadesi dedik. Çünkü tamamı, bu ifadenin tamamı aslında bir set analizi. Ama süslü parantezler içerisindeki şu kırmızı kısım bir set ifadesi. Identifier'lar bir, dolar, dolar bir gibi tanımlayıcılar olabilir. Modifier'lar, ver koşulunu koyduğumuz, hatırlarsanız işte ne demiştik? Kategori alanındaki bebek kategorisini arıyorum demiştim. Buradaki işte field name kategori içerisindeki tek bir değer olabilir, birden fazla değer olabilir. Sadece bebeği merak ediyorum veya bebek artı çocuğu merak ediyorum gibi element setlerini buraya yazabilirim. Biz bunları kullanırken ne tek bir değer olabileceği gibi birden fazla değer de olabilir ama aynı zamanda belli bir aralığı da arıyor olabiliriz. İşte birden büyük, beşten küçük olanları getir gibi. Operatörler biraz önce SQL'de benzerliğini kurduğum aslında matematiksel işlemlerin, küme işlemlerinin tamamen aynısı. Kümelerin farkı, kümelerin birleşimi, kümelerin kesişimi veya simetrik farkları gibi tüm işlemler aslında buradaki set analizi ifadelerimizde de geçerli. Şimdi ilk olarak identifier'ları tanımakla başlayalım. Identifier'lar birden fazla türleri olmakla birlikte daha kolay anlayabilmemiz için ilk önce bir tanımlayıcısıyla, identifier'larıyla yola çıkacağız. Örneğin bir diye olan identifier'ımızın açıklaması tüm veriler. Yani biz hangi seçimi yaparsak yapalım, kesinlikle yaptığımız seçimle azaltmayacağımız kümemiz full küme. ClickSense'e ne kadar bir yüklediysek tamamını içeren o full kümeyi her zaman elde etmek istediğimizde bir tanımlayıcısını kullanıyoruz. Edit moda geçerek şimdi buradaki objelerimizde sadece bir identifier'ını kullanarak nasıl farklılıklar katabileceğimize bakalım. Örneğin burada bir satış KPI'miz var. Satış KPI'mizde data'nın altında satış boyutumuz var. Gördüğünüz gibi sum satıştan oluşuyor burası. Ben bunun yanına hiçbir şeyden etkilenmeyecek full kümenin satışlarını second KPI olarak eklemek istersem add deyip F(x)'e basalım. Burada sağdaki paneli de kullanabiliriz, elle de yazabiliriz. Filter'ın altından satışları alıyorum. Aggregation fonksiyonu, sum fonksiyonu, satışları toplatacağım. Insert dediğimde gördüğünüz gibi sum satış expression otomatik olarak oluştu. Satış boyutunun başına süslü parantezi açıp kapatıp bu süslü parantez içerisine yalnızca bir yazıyorum.
KPI dediğimde ikinci KPI çok pardon ikinci KPI olarak bu hesaplamamı eklemiş oldum. Dan ile son kullanıcı moduna geçtikten sonra örneğin yukarıda Akdeniz bölgesini seçtiğimde bakın 26.01 milyonluk toplam satışım aynen duruyor. Akdeniz bölgesi 3.35 milyon olarak değişmiş durumda. Çünkü burada tanımladığımız satış ifadem değişikliklerden, yapılan seçimlerden etkilenen bir ifade. Çünkü bütün kümeyi yaptığım seçim özelinde güncelleştiriyor. Ya da tekrar edit mod ile gauge objeye geri dönsem. Bu gauge objede toplam 26 milyonluk satışım var. Üst limitim 30 milyon. Hedefimin 30 milyon olduğunu düşünelim. Bu noktada vardığım yeri yani full kümemi her zaman bir bakışta yakalayabilmek için appearance'ın altından, presentation'ın altından use library on kısmını off'a çekip ben buraya bir limit ile limit ekleyebilirim. Birinci limitim burada gördüğünüz gibi bu top işareti benim birinci limitim. FX'e tıklayıp burada benim toplam satışımı dikkate alıyor şu an. Çünkü ön yüzde herhangi bir seçimim yok. 26 milyon küsuratlı olan bu değeri buraya normalde atıyor klik. Ben burayı yine biraz önce sağ taraftaki paneli kullanarak satışı eklemiştik. Şimdi burada elimle yazıyorum. Satış diye yazıyorum. Satış boyutunun başına gelip süslü parantezler içerisinde yalnızca bir yazma yeterli. Bu bana full kümeyi yani 26 milyonun kendisini verecek. 3 gün sonra verim update olduğunda 26 milyonluk satışım 28 milyon olabilir. Bu noktada benim yeni limitim 28 milyon olarak güncellenmiş olacak. Apply butonuna bastığımda gördüğünüz gibi 26 milyon her daim burada gözükecek. Hat aradaki farkı birazcık daha iyi oturtabilmek için app limit ile yeni bir limit ekleyeyim. Yeni limitimi de bunu siliyorum. Direkt tüm yaptığım seçimlerden etkilenecek şekilde sam satış olarak içeriye yazdırıyorum. Apply dedim. Şu an herhangi bir seçimim olmadığı için ikinci limitimle birinci limitim aynı yeri gösteriyor. Örneğin buradan Akdeniz bölgesini seçtiğimde Akdeniz bölgesinin satışları mor ile gözüken yer, sarının bittiği yer, toplam benim kümemin satışlar toplamı, hedefime kalan kısım ise şurada turuncu ile gözüken yer olarak ifade edilebilir. Yine bir bar chart'ta tüm kategorilerin aslında toplam satışlarını buraya yazdırmışız. Ben herhangi bir seçim yaptığımda, örneğin bölge adından şu an Akdeniz bölgesini seçtik. Akdeniz bölgesinin satışları içerisindeki kategori dağılımını bu bar chart'ta görüntüleyebiliyorum. Seçimimi sildiğimde yine toplam değerlerin, kategorilerin satışlarını elde edebiliyorum. Buradaki bar chart'a data'nın altından yeni bir hesaplama ekleyip tekrar FX'e basarak satışlar toplamını yine yapacağımız ön yüzde yapılan hiçbir seçimden etkilenmemesi için satış boyutunun başına süslü parantezi açıp kapatıp içine yalnızca bir yazıyorum. Apply dediğimde ön yüzde herhangi bir seçimim olmadığı için bütün barlar aynı boyutları gösterse dahi burada gördüğünüz gibi Akdeniz bölgesini seçtiğim zaman turuncu ile gözüken yer toplam satışım, mavi ile gözüken yer ise Akdeniz bölgesindeki bahçe kategorisinin satışı olarak dönüşmüş oluyor. Gördüğünüz gibi burada yalnızca tek bir ifadeyle some beer sales diyerek 3 tane objemizi de çok daha efektif, çok daha iyi analiz yapabileceğimiz bir ön yüze kavuşturmuş olduk. Peki başka hangilerini kullanabiliriz? Burada sadece bir tanımlayıcısını kullandık. Bir ile full set, bütün kümeyi elde ediyorduk. Sadece bir satış olarak ifadesi de bu şekildeydi. Normalde sam satış yazdığımızda bütün yaptığım seçimlerden etkilenen bir ifadem var.
Sam bir dolar satış diye yazdığım zaman ise aslında sam satışla aynı ifadeyi elde etmiş oluyorum. Dolar kullandığım zaman her zaman ön yüzde yapılan seçimlerden ifadem etkilenir. Dolar 1 dediğimde veya dolar 2, dolar 3 gibi önceki seçimlerimin küme sonuçlarını aslında elde ediyorum. Bu birinci önceki seçimim, iki önceki seçimim gibi dolar en diye gidiyor. Dolar alt çizgi 1 dediğimiz zaman ise o da bir sonraki seçim kümem, iki sonraki seçim kümem olacak şekilde gidiyor. Bunu nasıl kullanabiliriz? 3 tane KPI objemizin olduğunu düşünelim. Bir tanesi mevcut seçimlerimizin sonuçlarını verirken bir diğeri bir önceki yaptığım seçimlerin sonucunu hatırlayamayabilirim. Çünkü önce diyelim ki Akdeniz bölgesini seçtim. Akdeniz bölgesinin satış sonuçlarını gördüm. Sonra Ege bölgesine atılmış diye bir ona bakayım dedim. Ege'yi seçtiğimde Akdeniz'i unutabilirim. O yüzden bir önceki seçimlerim yan tarafta dursun. Ha, bir önce ben Akdeniz'i seçmiştim. Akdeniz bu kadarmış, Ege'de bu kadarmış diye bakabilirim. Sonra başka bir şey seçtim. İç Anadolu bölgesini seçtim. Geri döndüm. Bu sefer tekrar Ege'ye. Bir sonraki seçimim İç Anadolu bölgesi de sam dolar alt çizgi bir satış ifadesiyle bir yandaki objesi görüntülenebilir. Yine bahsetmiştik, bookmark ve alternate state kullanabiliyoruz. Bunlar önemli gerçekten özellikler. Şimdi modifierslara tekrar dönüp sonra bunları bir arada nasıl kullanacağımızdan bahsedelim. Modifierslarda açılı parantezlerin arasına yazdığım her şey modifiers demektir. Yani bizim SQL'deki ver koşuluna tekabül ediyordu. Bir bölge seçimi, bölge adı eşittir Marmara bölgesi diyebiliriz. Mesela böyle bir seçim benim için bir tanımlayıcı modifiers'tır. Burada gördüğünüz gibi kategori eşittir bebek diye yazdığımda bu benim için bir modifiers'tır ama burada işte kafa karışıklığına sebep olan tek yer kategori eşittir dedikten sonra da yine aradığım değerleri süslü parantez içerisinde yazıyor olmam. Tek fark bu. Şimdi bu sayfayı tamamen Akdeniz bölgesi için güncelleyelim. Toplam satışlarımı 26.01 olarak görüyorum. Burada şöyle yapalım. İkinci bir KPI objesinde yalnızca Akdeniz bölgesindeki satışları getirelim. Bunun için bölge adına gelip Akdeniz bölgesini seçiyorum. Seçimimi konfirm ettikten sonra seçimim varken edit ile tekrar editleme moduna geri dönüyorum. First KPI objesinin yanında second KPI var. Add deyip FX'e tıkladığımda ben Akdeniz bölgesinin satışlar toplamını Clear'e yazdırabilirim. Satışlar alanını toplamasını istiyorum. Dolayısıyla aggregation fonksiyonlarımı sum yıldımı da satış olarak seçiyorum. Set expression'a tıkladığım zaman set ifadesi ön yüzde. Eğer bir seçiminiz varsa yalnız buradaki set expression kısmı tiklenebilir gelir. Bazen bu şekilde sorular alabiliyorum. Eğer ön yüzde herhangi bir seçimimiz yoksa bu noktada burası tiklenebilir gelmez. Önce seçimi yapıp sonra tekrar buraya edit diye girmemiz gerekiyor. Insert dediğimizde gördüğünüz gibi tüm set ifadesini aslında click zaten kendisi yazdı. Satışlar toplamını bölge eşittir Akdeniz bölgesi olacak şekilde hesapladı. Apply dediğimde şu an ön yüzde de Akdeniz bölgesi seçildiği için 3.35 milyon ve 3.35 milyon olacak şekilde her ikisi aynı çıktı. Ama ben bunu seçimlerimi sildiğimde toplam satışım 26.01 milyon, Akdeniz bölgesi satışlarım ise 3.35 milyon olacak şekilde değişmiş oldu. Tekrar edit modla şuradaki trim app'e dönmek istiyorum. Şimdi bazen şöyle de olabilir. Biz bu satışı iki tane satış hesaplaması kullanmak istemiyor olabiliriz. Şu an ben tüm aslında her şey kümedeki her bir kategorinin satış değerlerini görüyorum. Bu data'nın altından major'lara baktığımda satış expression'ı tam satış olarak güncellenmiş durumda. Eğer böyle bir durumda yine bölge adını Akdeniz bölgesi olarak seçtiğimde ve edit moda tekrar geri döndüğümde buradaki ifadeyi FX'e tekrar tıklayarak güncelleyebilirim. Nasıl?
Burada imlecin nerede olduğu çok önemli. İmlecin sonunda değil de satışın hemen başında olmalı. Set expressions'ların altında. Burada gördüğünüz gibi use current selections ve use bookmark var. Current selections'ları seç deyip insert dediğimde ifadeyi baştan sona yazdırmak zorunda kalmam. Doğru yere modifier'ı ClickSense otomatik olarak kendisi ekler. Apply dediğimde şimdi artık tüm full kümedeki her bir bölgenin kategori satışlarının değil, yalnızca Akdeniz bölgesinin satışlarını görüntüleyebilir olurum. Bölgeyi sildiğim zaman bakın hiçbir değerim değişmedi. Diyelim ki ben burada Doğu Anadolu bölgesini seçtim. Doğu Anadolu bölgesinde gördüğünüz gibi burada hiçbir şeyi değiştirmedi. Yine hala Akdeniz bölgesi satışlarını bana getiriyor. Ama bir kategori adı seçersem, örneğin Akdeniz bölgesindeki bebek kategorisi satışlarına bakalım dersem, o zaman buradaki ağaç grafiğim ve KPI objesindeki toplam satış, Akdeniz bölgesindeki toplam satış değerim bebek kategorisi için güncellenir. Dolayısıyla ben bir modifier kullandığım zaman bu modifier'da buradan incelersek bölge boyutu kullandığım için bölge seçiminden bu ifade etkilenmez. Ama diğer boyutlardan, seçimlerden etkilenir. Bunun da sebebi buradaki tanımlayıcının aslında hiçbir şey olmaması. Hatırlarsanız SAM satışla SAM dolar satış yazmak arasında hiçbir fark yoktu. Burada da ben herhangi bir tanımlayıcı koymadığım için yine diğer yapılan seçimlerden etkilenir oluyor. Yine biz bunu ne yapabiliriz? Bookmark ile yapabiliriz demiştik. Bir de bookmark'ı yapalım. Yine buradan bir Akdeniz bölgesi seçiyorum. Seçtikten sonra bu yaptığım seçimi bir bookmark olarak kaydediyorum. Create new bookmark diyerek yeni bir bookmark Akdeniz diyelim, tanımladım ve bookmarklardan çıktım. Edit mode'a tekrar geri döndüğümde buradaki bar chart'taki satış ifadesini zaten SAM satış olarak duruyor. Satışın başına gelip use bookmark dediğim zaman set expression'ların altından bana bookmark listesini verir. Daha önce tanımlanmış olan bir bebek bookmark'ı var. Bir de Akdeniz bookmark'ı var. Bizim ihtiyacımız olan Akdeniz bookmark'ı olduğu için ben Akdeniz'i seçebilirim. Hatta hemen altında dikkat ederseniz alternate state seçimi de var. Şu an sadece default state'den ben bir seçim yaptığım için, başka bir state tanımlamadığım için bana yalnızca default state'i getirmiş oldu. Insert dediğimde yine imlecim neredeyse oraya buradaki burada gördüğünüz gibi bölge seçiminin Akdeniz modifier'ını otomatik olarak atamış oldu. Apply dediğimde ve seçimlerimden kurtulduğumda yine bar chart'ımda herhangi bir değişiklik olmadı. Toplam bahçe kategorisinin satışlarını buraya getirmiş oldu. İşte modifier'larla identifier'ları neden bir arada kullanma ihtiyacı duyacağız? Şimdi ondan biraz bahsedeceğim. Beyaz eşyayı tıkladığımda gördüğünüz gibi bar chart doğal olarak diğer seçimlerinden etkilendiği için bar chart'ta tek bir sütun gözüküyor, o da beyaz eşya kategorisi gözüküyor. Oysa ki şunu isteyebilirdim ben, evet burası Akdeniz bölgesinin satışlarını getirsin ama kategori seçeneğinde bu bar chart'ın güncellenmesin, update olmasını isteyebilirdim. Böyle bir durumda biz bunu diğer seçimlerden bağımsız hale getirebilmek için üstü parantezden sonra, hemen sonra set ifadesini yazarken buraya benim bir tane bir yazmam yeterli olacak. Apply dediğimde ve herhangi bir seçim yaptığımda bakın buradaki bar chart'ımda herhangi bir değişiklik olmadı. Şimdi bir diğer modifier örneklerinden bahsetmek istiyorum size. Çünkü burada dediğim gibi benim en basit yaptığım şey seçimleri içeriye yazmak oldu ama biz bir set ifadesiyle gerçekten çok fazla şey yapabiliyoruz. Örneğin şöyle bir ifadede sipariş tarihi eşittir teslimat tarihi olacak şekilde bir modifier kullandığımızda sipariş tarihi ile teslimat tarihinin birbirisine eşit olan
siparişlerin toplam satışlarını bulmuş olabiliriz. Burada illa işte olmak zorunda değil. Sipariş tarihiyle teslimat tarihi arasında işte 2 gün varsa satışlar toplamını bul da diyebilirdik. Normal biraz önce yaptığımız gibi bölge seçimi yapıp bölge seçimi içeriye ekleyebilirdik. Veya şöyle bir ifade kullanabilirdik. Sam bölge eşittir deyip hiçbir şey yazmayabilirdik. Böyle bir ifade yazdığımız zaman biz bu durumda bu ifadenin sonucu yapacağımız tüm seçimlerden etkilenecektir. Ancak bölge seçiminden etkilenmeyecektir. Kategori seçtik. Bütün bölgelerin seçtiğimiz kategorideki satışlar toplamını döndürecektir bu ifade. Biraz önceki örneğimize de geri dönersek, buradaki bar chart'ı hesaplamanın başına bir koyarak değil de şöyle de yapabilirdik. Edit modda tekrar Expression'a gelip bölge eşittir Akdeniz bölgesi virgül kategori eşittir her şey diyebilirdik. Bu durumda kategori seçiminden etkilenmezdi. Bunu çok ufacık şurada göstermek istiyorum. Bölge eşittir Akdeniz bölgesinden sonra bir virgül koyup kategori adı eşittir deyip hiçbir şey yazmasak ve apply desek yine burada bebek seçtiğimde bakın kategori adından etkilenmeyecek. Ama başka bir şey seçersem örneğin2017 yılını seçtiğimi düşünelim. Selection'lardan çıkıyorum. Bu noktada artık 2017 yılındaki toplam satışları döndürmüş olacaktır bize. Tekrar modifier tiplerine geri dönersek birden fazla kriter yazabiliyorduk ki biraz önce yazdık. 2020 yılını bölge eşittir Yıldız Anadolu şeklinde yazarsak şöyle olabilir bu. 2020 yılındaki herhangi bir bölge adı, herhangi bir şeyle başlayıp Anadolu ile bitenlerin toplam satışlarını getir. Yani İç Anadolu'yu, Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu'yu tek tek ayrı ayrı yazmaktansa her biri Anadolu ile bittiği için Anadolu'nun başına bir tane yıldız koyup 2020 yılındaki toplam Anadolu bölgelerinde yapılan satışların toplamını getirecektir. Modifierlarla identifierları bir arada kullanmak demek. Biraz önce yine tek tek bunları görmüştük. Örneğin sipariş tarihi eşittir teslimat tarihini ben dolar tanımlayıcısıyla kullandığımda sipariş tarihiyle teslimat tarihinin birbirine eşit olduğu ancak yapılan diğer tüm seçimlerden de etkilenen bir set ifadesi yazmış olurum. İkinci örneğimizde bölge eşittir Marmara ve İç Anadolu diye yazdığımızda tüm Marmara ve İç Anadolu bölgesinde yapılan satışlar ama yaptığım hiçbir seçimden de etkilenmeyecek şekilde bunu tanımlamış olurum. Yıl seçimi yaptığımda, kategori seçimi yaptığımda bu sonuç hiçbir şekilde değişmeyecektir. Yine burada dolar bölge eşittir diye yazdığımızda dolar ifadesiyle bütün aslında seçimlerden etkilenir ama modifier'ın içerisinde bölge eşittir hiçbir şey yazdığımda tüm bölgeleri alır. Dolayısıyla bölge seçiminden etkilenmeyecektir ama kalan bütün seçimlerimden de etkilenecektir. Bunu bir ile yazmış olsaydık yalnızca bölge seçiminden etkilenmemekle kalmayacak, diğer bütün seçimlerimlerden de etkilenmeyecekti. Veya yıl eşittir 2020, bölge eşittir Yıldız Anadolu dediğimizde tüm seçimlerden bağımsız ne seçilirse seçilsin her daim 2020 yılının bölge adı Anadolu ile biten tüm bölgelerde yapılan satışların toplamını getirecektir. Son bileşenimiz operatörler. Operatörler aslında bildiğimiz normal küme mantığı. Buradaki resim gitmiş ama onu eklerim sonra tekrar eğer ihtiyaç duyulursa bu ClickSense dokümanına. Buradaki kullandığımız operatörler tamamen küme matematiği. Yani fark ile bahsettiğimiz şey A fark B kümesi, birleşimle bahsettiğimiz şey A birleşim B kümesi, kesişimle
bahsettiğimiz şey A kesişim B kümesi. Biraz önceki aslında modifierslara çok ufacık bir dokunursak, mesela örneğin buradaki yıl eşittir 2020, bölge eşittir Yıldız Anadolu ifadesinde. Yılın 2020 olması bir küme, bölgenin İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu olması başka bir küme. Aslında bu iki kümenin biz bu şu noktada burada birleşim kesişimini alıyoruz. Tüm Anadolu bölgeleriyle 2020 yılının aslında kesişimini almış oluyoruz. Ama bunun haricinde biz iki kümenin farkı birleşim dediğimizde, dediğim gibi operatörler de kullanabiliriz. Bunların bazı örneklerine bir bakalım. Örneğin şu şekilde tanımlarsak, count süslü parantez içerisinde 1 eksi dolar, 1 bir identifier, dolar bir identifier. Bu ikisinin operatör yardımıyla farkını alırsak, 1 eksi dolar dediğimizde full kümeden yaptığımız seçimi farkını alarak oluşturduğumuz kümede distinct müşteri ID'ye, yani tekil müşteri sayısına bakalım. Örneğin toplam müşteri sayımız 90. Doğu Anadolu bölgesini seçtiğimizi düşünelim. Doğu Anadolu bölgesinde 11 tane müşterimiz var. Toplam müşterimiz 90. Geriye kalıyor 79 tane müşteri. Örneğin Bebek diye bir bookmark yapmıştık. Bu application'da ben daha önce tanımlamıştım. Bebek kategorilerinin içerisindeki bebek kategorisi. Dolar plus bebek dediğimizde yaptığım seçimlerle bebek kategorisindeki müşterilerin toplamını, A birleşim B kümesinin toplam müşteri adedini görmüş oluyorum. Topladığımda yine 90 tane oldu çünkü Doğu Anadolu bölgesindeki 11 tane müşterim ile bebek müşterisine bir de bakalım. Sadece buradan bebek kategorisini seçtiğimde 88 tane müşteri varmış. 88 ama sadece Doğu Anadolu'yu seçtiğimde 11 tane buradaki müşterinin de bir kısmı hem bebek hem Doğu Anadolu müşterisi olduğu için birleşimde biliyorsunuz ki kesişim kümesi iki defa sayılmaz. Bu iki kümenin birleşiminden 90 elde etmiş olduk. Nitekim A kesişim B kümesine bakarsak, yani Doğu Anadolu'da bebek ürünü almış kişi sayısına bakarsak 9 tane müşteri olduğunu görüntüleyebiliriz. Peki, operatörlerden de çıkıyorum. Bir yan sayfaya geçeyim. Burada şimdi birkaç tane örnek yaparak set analizini, operatörleri, modifierları ve identifierları bir arada kullanarak neler yapabileceğimizden bahsedeceğim. Yeni sayfaya geçtim. Burada artık örneklerden bahsedeyim diye geçtim. Birkaç tane örnek yapalım diye. Bu örneklerde de bir default state'in altında, yani hiçbir alternatif state tanımlamadan normal boyutlardan kategori adı, bölge, birim fiyat ve yıl filtre objelerini oluşturdum. İki tane de alternatif state oluşturdum. Alternatif state'leri de nerede oluşturduğumuzdan birazcık bahsedeyim. Master item'ların altında dimension, measure, visualizations ve alternate state'ler var. Alternate state'lerin hemen altında create new diyerek state 1 ve state 2 olacak şekilde iki tane alternate state oluşturmuş oldum. Şimdi burada iki tane tablomuz var. Bu tablolardan ikisi de aslında aynı şeyi gösteriyor. Bir tanesi bölgeler ve yanında her bir bölgenin toplam satış değerini gösteriyor. Biz burada örneğin şunu yapmak istesek, birim fiyatı 600'den küçük olan ürünlerin toplam satışını göstermek istesek. Bu aslında Akdeniz bölgesi seçmekten hiçbir farkı yok. Şuradaki birim fiyata gelip buradan küçük 600 diye yazmam yeterli. Küçük 600 diye yazdığımda alttaki bütün değerler 600'den küçük olacak şekilde filtrelenir. Direkt Enter'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 66 tane birim fiyat içerisinden 48 tanesinin seçimini yapmış oldum. Tekrar Edit Mode'a geri dönüp
Birinci tablomda hemen sağ tarafta data'nın altında bölge ve satış değerleri gözüküyor. Add column measure diyerek ve fx'e tıklayarak bu set ifadesini buraya yazdıralım. Yine son yaptığım seçimler sağ taraftaki panelde hatırlanıyor. Satış field'ını aggregation fonksiyonlardan sıvı seçeceğim çünkü toplatmak istiyorum. Ancak set expression'la toplatmak istiyorum. Bu nedenle buradaki set expression kutucuğunu tıklayıp insert butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi 600'den küçük birim fiyata sahip olan tüm ürünlerin toplam satışını bulmak için birim fiyatı tek tek burada işte 1, 2, 3 diye devam edip en son 599'a kadar gelmedi. Direkt otomatik olarak buraya kendisi küçük 600 diye attı. Burada ama bir fark daha var. O da çip parantez tırnak kullanılması. Eğer bir hesaplama arıyorsak, bir karakter arıyorsak, spesifik olarak bebek kategorisini aradığımızda mesela tek tırnak içerisinde bebek olarak yazmıştık. Çünkü spesifik olarak bebek diye bir kategorimiz var. Ama burada 600'den küçük değerler kümesini aradığımız için bu tip ifadeleri çift tırnak içerisinde yazıyoruz. Burada bir hesaplama olabilirdi örneğin ya da bu tip durumlarda muhakkak çift tırnak kullanıyoruz. 600'den küçük olan birim fiyata sahip olan ürünlerin satışlarını apply diyerek yan tarafa bu şekilde yazdırabilirim. Aradaki farkı görebilmek için ifadenin içine girip number formatting'ine number'a ve onun altından da number formatını tam sayı olacak şekilde görüntüleyebilirim. Şimdi ben butonu ile tekrar birim fiyatı sildiğimde gördüğünüz gibi Akdeniz bölgesindeki toplam satışlarım 3 milyondan fazla olmasına rağmen birim fiyatı 600'den küçük olan ürünlerin satışlarının toplamı 1,5 milyona yakın. Şimdi bir de yıl kriterine bakalım. Örneğin şu an içinde bulunduğumuz yıl 2020. 2020 yılındaki satışları da buraya yazdıralım. Tekrar 2020'yi seçtikten sonra ikinci tablomu gidiyorum ve add column measure diyerek ve fx'e basarak ilgili pencereyi açıyorum. Şimdi bu noktada sum satışlar toplamı set expression şeklinde olduğu zaman insert dediğimde bakın yine otomatik olarak set ifadesini ClickSense kendisi yazdı. Burada gördüğünüz gibi 2020 diye spesifik bir değerim olduğu için 2020'yi tek tırnak içerisinde yazdı. Apply dediğimde 2020 yılı satışlarını burada görüntüleyebiliyorum. Number formatına getirip tam sayıda tutacağım ki diğer kolon aradaki farkını da görüntüleyebileyim. Şimdi biz burada yıl eşittir 2020 seçtik. Ve burada da dolayısıyla 2020 yılının satışlarını görüntüleyebiliyoruz. Ama 2020 yılına geldiğimde ben hep mevcut yıldaki satışlarımı da bu şekilde bir tabloda görmek istiyor olabilirim. Dolayısıyla bu 2020 yılını sabit değil de aslında bir değişkene atayarak bunun ilgili zamanda tekrar otomatik olarak güncellenmesini sağlayabilirim. Bunu yapabilmek için bir değişken tanımlamam yeterli. Sol altta x eşittir diye yazan kutucuğun orada değişkenleri tanımlayabiliyordum. Buraya tıklayıp create new diyerek bu yıl diye bir değişken tanımlıyorum. Definition'ına gelince fx'e tıklayıp bugünün yılını alıyorum. Today fonksiyonuyla bugün elde ediyorum. Bunu year fonksiyonuyla da yılını elde ediyorum. Apply diyerek ve tekrar buradaki kalem işaretine tıklayarak değişkeni tanımladım. Şimdi tekrar aynı tabloda fx'e tıklayarak buradaki 2020 gördüğüm yeri bir değişkenle, bu tanımladığım değişkenle yer değiştirebilirim.
V ile yazdığımda hemen gördüğünüz gibi altta V ile başlayan her şeyi listeledi ClickSense bana. Burada V bu yıl diye bir variable'ım var. Bu variable'ı Ctrl X ile aldım. Ve 2020 gördüğüm yeri şuraya bu değişkeni dolar içerisinde çağırıyorum. Buradaki dolar içerisinde çağırmamın sebebi bu set ifadesiyle ilgili değil. ClickSense'de çoğu değişkeni dolarla çağırıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Hemen expression'ın dönüşüne baktığım zaman sum yıl eşittir 2020 satış olarak döndüğünü görüntüleyebiliyorum. Burada tek tırnak işareti yok. Number olduğu için belli derim bir şey fark etmeyecektir. Ama hep aynı kriterlerde yazmak istersem bunu buraya tırnak içerisinde de yazabilirim. Apply dediğimde artık 2021 yılına geldiğimde değişkenim o günün gününü yıla çevireceği için burası her zaman mevcut yıl satışlarını döndürecektir. Label'ını da atadıktan sonra artık toplam satışlarımı, mevcut yıl satışlarımı bu şekilde görüntüleyebiliyorum. Hatta istersen buna bir de geçen yılki satışları yan tarafa ekleyip bunu da yine variable'lara gelip ve bu yıl diye tanımlamış olduğum gibi create diyerek ve geçen yıl olacak şekilde bir değişken tanımlayabilirim. Yine aynı şekilde year fonksiyonu içerisinde bugünün yılını alıp bir eksiğini alabilirim. Apply dediğimde ve tekrar kalem işaretini tıkladığımda geçen yılda oluşmuş olur. Mevcut yıl satışlarını oluşturduğum gibi yine buradaki mevcut yıl satışlarındaki ifadeyi aynen olduğu gibi alıp Add Column Measure ve FX butonlarına basarak tekrar yapayım isterseniz Add Column Measure ve FX butonlarına basıp bu sefer buradaki ve bu yıl variable'ı yerine ve geçen yıl değişkenini kullanabilirim. Bunu Ctrl X ile alıp ve bu yıl değişkenin yerine kopyaladığım zaman 2019 olacak şekilde dönecektir. Apply dediğimde geçen yıl satışlarım da bir yan tarafta görüntülenecek. Görüntünün neden geç geldiğiyle ilgili gerçekten bir fikrim yok ama sonrasında YouTube'a koyacağız bu videoyu. Oradan da tekrar izleyebileceksiniz. Şimdi iki tane de line chart tanımlamıştık buraya. Bu line chartları şimdi dolduracağız. Burada da farklı özellikler kullanacağız. Bir tanesi bookmark, bir diğeri de alternate state olacak şekilde. Şimdi bookmarklarda bir bebek, bir de Akdeniz bölgesinin satışları var. Anlamlı olması açısından bölgelerden Ege bölgesini seçip bu Ege bölgesinde bir bookmark olarak tanımlayalım. Create new bookmark diyerek Ege diye tanımlıyorum. Ve bookmarklardan çıkıyorum. Şimdi edit moda geri dönüp birinci line chart'ımız için yıl kırılımında Akdeniz bölgesinin ve Ege bölgesinin satış trendini ayrı ayrı hesaplamalarda görelim. Data'nın altından measures'ların altından add diyerek ve FX'e tıklayarak yeni bir ifade tanımlayacağım. Şimdi önünüzde herhangi bir seçimim yok. Sum satışları Insert diyerek bakın buraya ekledim. Satışın başına gelip use bookmarklar ile Akdeniz'i içeriye insert ediyorum.
ve apply diyerek Akdeniz bölgesi satışlarını eklemiş oldum. İkinci hesaplamam için tekrar add deyip Fx'e tıklayarak Sam satışları burada insert ile ekliyorum. Satış boyutunun hemen başına bookmark için Akdeniz değil, bu noktada Ege'yi kullan diye Ege'yi seçiyorum ve insert diyorum. Yapacağım tüm işlem bu kadar. Apply diyerek ikisini de eklemiş oldum. Şimdi bir tanesi Akdeniz bölgesini, bir tanesi de Ege bölgesini satışlar toplamını getiriyordu bana. Peki ben bunun her ikisinin toplamını da bir şekilde görmek istersem. Şimdi Advanced Set Analizi eğitimimiz için hem bir alıştırma olması açısından et diyerek tekrar Fx'e tıklayalım ve Sam satış ifadesini içeriye insert edelim. Hemen satış boyutunun başına gelip bookmarklarda önce herhangi birisini bir bookmark içeriye insert ediyorum. Burada insert ettiğimde ne çıktı? Bütün modifier yazdı. Oysa ki bir yolda ben şunu yapabilirim. Satışların başına gelip hiçbir şekilde klikten yardım almadan süslü parantezleri açıp kapatabilirim. Süslü parantezler içerisine yapacağım tek şey şu. Ege diye bir bookmark tanımlamıştım. İki kümenin birleşimi artı ile ifade ediliyordu. Ege artı Akdeniz olacak şekilde bookmarkların birleşimini buraya A birleşim B olacak şekilde aslında tanımlamış oldum. Ege ve Akdeniz'i topla dediğimde, apply dediğimde bir üçüncü line çiziyor ve böylelikle Ege'yi, Akdeniz'i ve bu ikisinin toplamını da yeni bir line de bana göstermiş oluyor. Yani ben üç tane olan bileşen identifier, modifier ve operatörlerin tamamını her seferinde kullanmak zorunda değilim ama her ikili olacak şekilde veya hepsinin kombinasyonlarından bir set ifadesi yazabilirim. Son line chartımızda da buradaki state 1 ve state 2 alternatif state'leri kullanalım. Alternatif state'lerle de çalışmak çok kolay. Bir sonraki line chart'a geliyorum. Add measure diyerek ve Fx'e tıklayarak Sam satışı insert diyerek ekletiyorum. Şimdi burada zaten default state ve state 1, state 2 içinden bir seçim yaparsam onları buraya zaten ekletebiliyordum. Yine ne yapabiliyordum? Bookmark yazabiliyordum. Veya alternate state'i aynı bookmark yazarmış gibi boyutun başına gelip, satış boyutunun başına gelip süslü parantezi açıp kapattım. Bunun içerisine direkt bir tane alternate state'in adını yazıyorum. State 1. Bu birincisi apply diyorum. State 1 sonuçlarını buraya girdi. Yeni bir tane ekle tekrar Fx'e tıklıyorum. Yine Sam satış expression'ını clear yazdırabilirim insert diyerek. Hemen satış boyutunun başına gelip süslü parantezi açıp kapatıp içine state 2 diye yazabilirim. Apply dediğimde şu an hiç state 1 ve 2'den seçim yapmadığım için bütün hesaplamalar full kümenin üzerinden döndü. Dolayısıyla iki line üst üste ama state 1'den örneğin Ege bölgesini seçtim. Ege bölgesi hemen düştü. State 2'den de Akdeniz bölgesini seçtim. Ne oldu? Bakın gördüğünüz gibi Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesinin satışlarının farklı sitelerden seçtikten sonra buraya ekletmiş oldum. Sağ taraftaki mavi ve yeşil olan çizgilerle aynı değerleri sahip. Eğer bir de buradan kategori seçersem, örneğin bahçe kategorisini seçtim. State 2'den de erkek giyimi seçtim. Dolayısıyla farklı bölgelerde, farklı kategori satışlarında kendi içinde kıyaslamış olurum. Burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. State'lerden yaptığım seçimler, alternatif state'de yazdığım grafiği etkilerken, burada bir seçim yaparsam, örneğin bebek kategorisini seçtiğimde, bu da
Yalnızca bu kendi default state altında bookmark'ı kullandığım grafiği etkilemiş oldu. Bu noktaya da vurgu yaptıktan sonra tüm grafiklerimizi oluşturduk. Tekrar bir özetlemek gerekirse, çoğunlukla set ifadesini pliye yazdırdık. Bunu yaparken burada kullandığımız sum fonksiyonumuz, bir set analiz ifadesini nasıl kullanacağımızı, üç farklı tanım bileşeni, identifier'ları, element setleri ve modifier'ları ve operatörleri ayrı ayrı veya birlikte nasıl kullanacağımızı da görmüş olduk. Şu an benim anlatacaklarım bu kadar. Bundan sonrasında sorularınızı cevaplayacağım ama sorularınıza geçmeden önce gelecek eğitimimizde de neler yapacağımızdan ufacık bahsedeyim. Yurtta Burak arkadaşımızın yapmış olduğu küme analizi videosu var. Ona bir göz atabilirseniz bir sonraki advanced eğitimimizde de küme analizini set ifadelerini kullanarak nasıl yapacağımızdan bahsedeceğiz. Orada bir tık daha artık advanced formüller kullanacağız. Set ifadelerini kliye yazdırmaktansa kendimiz yazmayı tercih edeceğiz.